Adana'da cansız bedeni bulunan 19 yaşındaki İpek Akgül cinayetindeki sır perdesi aralandı. Genç kızın aslında tetikçi olduğu iddia edildi. İpek Akgül'ün Eren A. isimli bir kişiyi öldürmek için tutuldu, ancak öldüremeyince aynı kişilerce tutulan başka bir kiralık katil tarafından öldürüldüğü öğrenildi. Kayıp olarak aranıyordu. Öldürülüp portakal bahçesine gömüldüğü ortaya çıktı. 19 yaşındaki İpek Akgül cinayetinde tutuklu sayısı 4'e yükseldi. İddiaya göre genç kız tetikçiydi. Onu öldürmek için başka bir tetikçi tutmuşlardı. Adana'da yaşayan İpek Akgül, Şubat ayında ortadan kayboldu. 4 gün sonra polisi arayan bir kişi, genç kızı tabancayla öldürdüğünü itiraf etti. Zanlının tarif ettiği alanda Akgül'ün cansız bedeni bulundu. 20 yaşındaki Yaşar Bulut ilk ifadesinde İpek'in sevgilisi olduğunu, ihanet ettiği için öldürdüğünü söyledi. Ancak gerçek sonradan anlaşıldı. Gözaltına alınanlardan ikisi iddiaya göre 22 yaşındaki husumetlilerini öldürmesi için İpek Akgül'le anlaştı. Genç kız o kişiyi evinde tabancayla vurdu ama öldüremedi. Polis sokaktaki kamera kayıtlarından genç kızın olay gecesi otomobilde yalnız olmadığını, yanında Yaşar Bulut'un yanı sıra eski sevgilisi Ahmet Albayrak ve arkadaşı Mehmet Görgün'ün olduğunu belirledi. Ekipler 3 kişiyi daha gözaltına aldı. Genç kızın yakalanıp kendilerini ihbar edeceğinden korkan azmettiriciler bir başka tetikçiyle 10.000 liraya anlaşmıştı. O kişi polisi arayıp cinayeti ihbar eden 20 yaşındaki Yaşar Bulut'tu. Tutuklu yargılanan katil zanlısı polise verdiği ifadede cezaevinde bakacaklarını söyleyip bana İpek'i öldürttüler dedi. Zanlıların genç kızı polis seni arıyor, seni saklayacağız diyerek buluşma yerine çağırdıkları iddia edildi. İpek Akgül cinayetiyle ilgili 3 kişi daha tutuklandı, tutuklu sayısı 4'e çıktı.